İzleyenler, Ünye Merkez'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde yerli ve milli işletme sahiplerinden Muharrem Son Bey'le beraberiz. Arkadaşlarıyla otururken kendilerine fındık fiyatını nasıl bulduklarını söyledik ve o da aç mikrofonu konuşayım kardeşim dedi. Buyurun efendim. Evet. Öncelikle teşekkür ederim. Rica ederim. Bize bir mikrofon uzattığınız için. Rica ederim. Şimdi 82 lira 50 kuruşluk rakam çok gülünç bir rakam olmuş. Şöyle, ben şarküteri işletmecisi olarak şu an en düşük olan zeytinin fiyatı 80 lira. En iri tane zeytinlerimiz de 170-180 lira ayarında gidiyor. Yani bizim 2 kilo zeytin, pardon 1 kilo 2 kilo fındıkla 1 kilo zeytin alabiliyoruz şu an. Bugün merak ettim. Şurada interneti açtım. 2005 yılında fındık fiyatının 7,5 lira olduğunu gördüm. Bunun karşılığında zeytinle yine kıyaslama yaptım. Zeytin de 1 lira 80 kuruş. En iri tane zeytin o dönemde 1 lira 80 kuruş olduğunu görüyorum. Yani 1 kilo zeytine 5 kilo 1 kilo fındığa 5 kilo zeytin alıyormuşuz. Yani kaç yılında? 2005 yılında. Bugün Google'dan açabilirler, bakabilirler. Peşinden bir de askeri ücretle kıyaslama yaptım. 2005 yılında 39 kilo fındıkla 1 kilo bir askeri ücrete tabiymiş. Yani 39 kilo fındık bir askeri ücrete bedelmiş. Evet. Bugün ise 139 kilo fındığa askeri ücret bedel. Yani aradaki fark 3 katına çıkmış. Yani 3 katı fındığımız erimiş. Ben bunu bugün bir kıyaslayayım istedim. Bir bakayım fındığın durumu 2005 yılında, 2002 yılında. Yani bu zamana kadar en uç nokta, en iyi olduğumuz nokta 1995-96 yılıymış. Fındığa verilen rakamla. Mesela 10 kilo fındığa bir çuval şeker alınıyormuş 95-96 evet, yılında. Evet. Ona da baktım. Erbakan hükümeti zamanında olarak görünüyor. O döneme de baktım. Şimdi bu verilen fındığın fiyatı bana sorarsanız çok gülünç. Şu an 650-700 lira olarak yemiyeler toplanıyormuş. Bir kişi daldan 700 liralık ne toplayabilir? Ben merak ediyorum yani. Bu insanlara bu fiyatları veren bahçe sahiplerini de merak ediyorum. 750 liralık bir insan dalda ne toplayabilir? Onu düşünüyorum şu an. Bir şey bulamıyorum. Buradan atasözüyle son vermek istiyorum. Buyurun. Yani bu yaz ayında fındığa verilen bu fiyatla fiyasko diyorum. Yani ardından yaz ayında fındık çiftçisinin üzerine, yani affedersiniz, zenginin damına, fakirin de bahçesine kar yağmıştır diyorum abi. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bahçe çürümüştür yani. Saygıdeğer izleyenler, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az diyen Muharrem evet. Son kardeşimize ve kendisini destekleyen arkadaşlarına sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun.